Abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı Oyuncu kanalına zaten. Ve sizler merhaba arkadaşlar. Bugün Amnesia'yı oynayacağız. Amnesia The Dark Descent. Evet, buyurun. İsmini yanlış okumuş olabilirim. Descent Dark da olabilir ama hatırladığım kadarıyla The Dark Descent'ti. Korku oyunumuz. Tam olarak korku da değil ama korku aslında. Korkalım birazcık. Uzun zaman oldu, uzun zaman dedim. 2-3 gün geçti üstünden. Hemen bölüme kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler ve iyi korkmalar. Korkun abi, niye korkmuyorsunuz ki? Sadece ben mi korkacağım? Allah Allah. Şimdi altyazı İngilizce yapabiliyor muyum? Onu arıyorum şu anda. Bit kursora, commentary. Yok, olmuyormuş. Her şey İngilizce giderse. Peki şuradan İngilizce yaparsam, okey dersem. Evet. Umarım altyazı İngilizce olur ama konuşması Rusça olur. Çünkü konuşmalar Rus, çok fazla konuşma oldu oyun içinde. Ve Rusça olması daha iyi olacak. Ben daha çok anlarım, daha çok anlatırım. Evet, kaldığımız yerden bıraktılar bizi. Şimdi unuttum bazı şeyleri. Karanlık alanlarda F ile galiba açıyorduk. Oyun hafiften takılıyor. Niye? Yani kapalıymış. Anahtar olmadan açamayız demişler bu kapıyı. Bana yine bir tırsmalar geldi. Niye anlamadım. Biz nereden geldik ya? Onu bile hatırlamıyorum. Kim kilitledi burayı? Hanginiz kilitlediniz la? Açın kapıyı. Kimse yok. O taraftan gelmiş olabilir. Şuradan geldik sanırsam. Ha, burası kırmışlar. Abo ne çok şey var abi, gidilecek yer var. Arşiv mi? Buradan geldik galiba. Bir geri gideyim, hemen bakacağım sonra. Tretski Sladist mi? Hadi canım. Aha! Abi biz farklı bir yere geldik. Hayır! 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 O tarafını iyice inceleyeceğim ondan sonra. Ondan sonra geleceğim buraya. Abi umarım ben çok fazla korkutmaz bu oyunu ya, vallahi. Öyle çok korkmak istemiyorum, inanın. Ani zıplamalar yapılıyor burada da, öyle amşan falan korkunç bir şey değil sonuçta ama yine de etkiliyor insanı, inanın. Ani zıplayış, ani kalpten götürme anlamına geliyor aynı anda. Artık gidelim, o tarafı gördük çünkü. Aaa! Abi sesim niye böyle garip, onu anlamış değilim. Geç yatıp geç kalkıyorum biraz, onun etkisi de olabilir ama yine de bu kadar da olmaması lazım. 16 Mayıs 1839 года. Беспощадное африканское солнце по-прежнему мешает экспедиции. Копать невозможно до заката. До сих пор ума не приложу, как профессор Герберт обнаружил в этой пустыне нужное место. Я снова спросил его про гробницу, а он в ответ рассказал мне легенду о Тинхинан, матери всех людей. История, конечно, занятная, но я теперь просто уверен, что он что-то скрывает от меня. Тем вечером в песке мы обнаружили проход, который вел в подземное каменное строение. Профессор уверен, что завтра... А, böyle bitmez ki bu. Bunlar kazı işleri yapıyorlarmış Afrika'da. Afrika'nın sıcaklığı bize bunu yaptırmıyordu, çok zorlanıyorduk dedi. Sonra profesör nasıl oldu da buldu dedi, bulması gereken şeyi, hala şaşırıyorum açıkçası dedi. Öyle devam etti. Hiçbir şey yok. Niye hiçbir şey yok? Portre. Arkamdan gelirse var ya, bırakırım şurada mouse'u, klavyeyi falan, uçar giderim abi. Hiç kusura bakmayacaksın. Umarım zıplayıp hoplamam yalnız oyun oynarken. Ama aniden de önümden çıkarsa o lanet ağzı çenesi düşmüş yaratık. Abi karanlık ya biraz. Karanlık da geliyor çünkü o. Bak bak, kalpler gup 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 olmaya başladı. Hey şşt, sakin olun. Gidin.
расположение Александра Барона ve şey kontak tıp 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 abicim yani uzun uzun okumak için herhalde bu oyunu tam zaman ayırmak lazım. Yok, siz de çok sıkılırsınız öyle olursa. Bir çekil bakayım şurada ne var. Ey süper adamsın. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Kapatçenin en aşağıda. Yine hiçbir şey yok. Abicim çok az var bulunabilecek malzeme. Niye öyle yapmışlar? Kıt yapmışlar biraz. Sesler geliyor. Bilmem siz ne kadarını duyuyorsunuz ama öyle ağlamalı sesler geliyor. Falan diye. O beni şu anda tırstırıyor. Yalan yok. O yüzden birazcık tırsmalardayım. Kocaman hol. Dur önce şu tarafa bakalım. Önce şu tarafı inceleyelim de sonra o tarafa gideceğiz büyük ihtimalle. Aa ya süper. Aa alamıyor muyum ya? Ya sandım bu yazmak için. Şşt, kimse yok değil mi? Ne? Abi konuşma sesi geldi. Duydunuz mu? Her yerde de bu elbiselerden var ya. Şurada durayım da ışık da gelmiyor. Korksun ışık. 17 Mayı 1839 год. Ellerim titriyor ama bunu yazmam lazım diyor. Но я должен написать о случившемся. Иначе боюсь, что забуду что-нибудь из-за нервного потрясения. Сегодня я с несколькими рабочими отправился в гробницу. Факелы горели тускло, в затхлом воздухе. Меня удивило, что проход был... Я был в ловушке. Гробница, я тюркчесы. Mezarlık, ha? Mezarlığa gittim dedi birkaç kişiyle. Sonra ben onu escape'i basıp size hatırlayıp anlatacağım derken skip yaptım zaten. Ondan sonrasını gördünüz. Ama orada bizi kötü şeyler bekliyordu. Yani aslında beklediğim şey o değildi anlamını verdi sonunda. Başımız belaya girdi tarzında dedi. O yüzden hiç iyi bir şey değilmiş gittikleri o Grablitz'e. Oo, burası niye böyle titrek titrek? Pikselleşiyor bizim görüntüler. O kadar da ışık var yoksa. Uf, dışarıda ne kadar kötü bir atmosfer var abi. Vallahi hiçbir zaman böyle bir yerde olmak istemezdim. Böyle bir evde. Oo, öldürsünler daha iyi. Yaşanmaz ki abi böyle bir yerde. Kim yaşamak ister? Artık herhalde... Hayır! Ne yapıyorsun? Abi niye şey yapamıyorum ben ya? Bir dakika. Upravlenia. Abicim upravlenialar nerede lan? Rastgele atkalı mı? Heh. Şimdi. X ve şey demişlerdi bana. F olması lazımdı. Dvijenia. Dejstvi. Evet. Fanar. F'yi çıkarınca olmuyor ki. Niye olmuyor abi? Yağ da var. Anlamadım yani. Raznaya, jurnal, mene, pasene, zapis, pırtsel. Allah Allah. Oh, vallahi biz bittik abi. Bak 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 bak, karanlık ya ortam. Hemen şıkır 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 piksellenmeler. Vallahi ben niye bu kadar korkuyorum abi bu oyundan ya? Şu olayı nasıl dolduracağız? Ha, tamam. Böylemiş galiba. Evet ya. Tamam. Hele şükür hallettim sonunda. Gelmeyin üstüme. Karanlık falan yok burada. Lanet olsun. Hele şükür sonunda halledebildim. Ben de diyorum niye olmuyor? Niye olmuyor? Abi yağ alalım çoğunlukla. Bize yağ lazım ya. Çünkü bunu kullanabilmek için bize yağ lazım. Ben, ah şükür. Hop süperiz. Yağ da bulduk. Güzel. Kaçalım buradan şimdi. Karanlık olmadığı zaman gelmiyorsa gayet süper. Bir sıkıntı yok demek. Ama karanlık dışında da yine de gelirse işte o zaman biz öldük abi. Biz buraya gelmiştik ya. Evet tamam burada bulunduk biz.
burası. Güzel. Abi ne kadar karmaşık buralar ya. Labirent sanki. Baba şu ağlama, uğultu sesler de olmasaymış. Ama o zaman da oyunun tadı mı kalır abi, atmosfer. Ya aç kapıyı. Salak şey. Historia Lodge diyor, tamam. Şimdi bunu içeri salalım abi. Ekonomik kullanmamız lazım. Yoksa vallahi yağ falan gördünüz. Çok zor bulunması. Abo. Bir adam bağırıyor lan. Çok kötü bağırıyor hem de. Hayır baba. Dur. Abo. Piksellenme oluşacak mı acaba? Oluşmasın. Abi şu taraf çok tehlikeli duruyor. Alo. O ne be? Hayır. Bu nasıl bir yaratık, böcek, nasıl bir şey bu? Şunu açayım. Oynayayım mı? Oyun çalayım mı? Oynak bir şeyler çalayım mı? Dum dum dum. Olmuyormuş. Bu tarafa şöyle gitmemiz lazım artık. Onu ben hissettim yani. Sst sst falan sesler gelmeye başladı. Bu ne? Açabiliyor muyuz acaba? Açamıyoruz. Ah. Arkitektler herhalde. Çizimler. Oh. Mimarın evine mi geldik biz? Hayırdır? Hayır! 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 Evet, mimarın evindeyiz abi. Haritalar falan çizilmiş. Hayır! Dur! Hayır! Abi ya ne çabuk bitiyor ya! Böyle olmaz ki ama. Ne oldu? Ne oldu? Hayır! Hayır, kendine gel! Kalk! Bayıldık. 17 мая 1839 год. Mayıs 17. Показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Bir an kendimi çok fena yorgun hissettim diyor. Sanki günlerce, aylarca taş işlemiş gibi. Ve birden yere yığıldım dedi. Ondan sonra kendimi toparlayamadım ve bir yerde açtım gözlerimi dedi. Bu ışığı gördüm. O kadar güçsüzdüm, o kadar hareket etmekte zorlanıyordum ki ama o ışığa gitmem gerektiğini hissettim ve gittim. Ve o ışık beni kendine doğru çektiğini hissettim dedi. Я потянулся к свету. Ишуа доору элим узаттым. Но он выскользнул из пальцев. Ама о парматтан арыстан качты. Унося меня прочь. Бене де ышыктарле барабе иттирди деди. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Ve farklı şeyler gösterdi bana dedi o anda. Bitmeyen çöller, bitmeyen arkitekt, yani bitmeyen işler. Abi işte başlıyor ya, yeni başlıyormuş oyun. Niye oynuyorum ben korku oyunları? Abi. Hayır ya, istemiyorum, korkutmayın beni. Abi o ses ne? Oo, bardak var, al bardağı da al, su içeriz. Bu kadar korktuktan sonra su iyi gider. Alsana şunu. Hah. Bardak değilmiş ki. Abi yağım çok az. Ona üzülüyorum. Yağ daha mı az kullansam? Şuraları yaksam gitsem. Ha? Ne? Pss, ne? Ne var? Var. Korkuyorum. Gelmeyin. Gelmeyin bana. Nereye gitsem ya? Şurada bir delik var. Şunu kıracağız. Ellerine kıramazsın diyor. O zaman atacağız bir şeyler abi. Bununla kıramayız ki zaten. Bununla olmaz bu. Arkitekle duvar delmeye çalışan ilk adam biziz herhalde. Daha sert bir şey alacağım. Şunu atacağım abi. Gel buraya. Sen şu duvar delecek için. Başka yolu yok. Hop. Harikayız. Ne oluyor lan?
когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью, Даниэль. Дур! Дур! Abi, hızlı hareket et dedi. O ses, o hıcırtı sesi duyduğun zaman hemen bir sonrakisine kadar hallet şu işi dedi. Yoksa her şeyi tekrardan başlayacaksın dedi. Aa, puzzle'dan var burada. Bunlar ne? Niye kıramıyoruz? Kır. Kır. Abi. Evet. Altıştat zamak. Çok uzun zaman alacak o yüzden okumam. Dur. Bu ne? Ne kitap bu? Ha, bu ne kitap ki? Ne işe yarayacak bu kitap? Bu kitapla mı korkutacağız? Korkutacağız o adamı. Hiçbir cacık da yok ki burada. Niye bana o kadar masal anlattı? Hızlı ol, bir şeyler yap falan diye. Şunu çeksem şifre. Başladı. Ne yapacağım? Bir sonraki kitabı bul. Bir sonraki kitabı bul. Çabuk ol. Çabuk ol. Nerede bir sonraki kitap? Ha? Hadi. Üç tane varmış gibi bahsetti sanki bana da. Üçüncüyü de ha buldum. Ne oluyor lan? Kapım açılacak. Kapı falan mı açıldı? Açılmadı. Hah, burada. Tamam. Abi eski mimarlar işte, görüyorsunuz neler yapıyorlar. Anahtar. Süper. Dur. Uzaktayken. Hayır. Hayır. Sakin ol adamım. Orada duracaksın bir kere. Hemen müziklerle korkutuyorlar beni. Zaten bir müzik yeterli benim için. Ya farklı şeyler gerek yok. Üçüncü. Lan şu. Hiçbir şey yok. Ben sadece yağ kullanıyorum abi. Aslında şu diğerini de kullanıp şuraları yakmakta da fayda var gibi geliyor. Yağ çok fazla harcamamak lazım çünkü. Öyle düşünüyorum ama yapmıyorum maalesef. Lan! Şurayı bir yakalım. Tamam. Bir tane çıksa aslında şuradan. Çakmak taşımız. Çakmak taşı adını vereceğim ben ona. Çok mu karanlık la oralar? Bayağı bir karanlık. Şurayı da bir tane yakacağız. Artık şöyle taktiksel çalışma abi. Ama boş. Ay! Aha, onun içinde bir şey mi vardı? Abi! Ölen rahmetli adamın şeyi olabilir onun içindeki. Yakıp küllerini koyuyorlar biliyorsunuz. Bence büyük ihtimalle odur. Abi buraya gelmişiz biz. Aa, geldiğimiz yerde niye hala zaman kaybediyorum? Bu taraftan. Biz aynı yerlerden dolanıyoruz lan. Niye böyle oldu? Niye başka bir yere götüremiyorsunuz bizi? Ne? Kimsin lan sen? Çene düşük, çenesi düşük. Oh, kalbim içimden çıkacak. Abi nereye gideceğiz ya? Aynı yerde dolanıyoruz yalnız. Aa, bu kapı kapatmış. Abi! Abi! Vallahi sıçtım. Vallahi altıma yaptım. Altıma yaptım şu an. Of! Bu kadar olacağını hiç düşünmüyorsun. Yine çıkacak mı acaba? Yakmak istemiyorum. Ekonomik olsun dedim. Ama ölmek istemiyorum. Abi! Şey yaşamayın abi. Abi şu sesler çok kötü. Cidden çok kötü.
Lan! Çevremde benim şu anda. Abi uzaktır benden. Ne var? Hayır! Abi ne oluyor lan? Ne oluyor? Of! Oh! Abi ben korku oyunları oynayamam. Bu ne be? Bu nasıl bir şey? Kalbim çok fena atıyor gerçekten. Bir de Oculus Rift'le oynayanlar var böyle korku oyunlarını. Vallahi Allah onlara kolaylık versin. Başka bir şey demiyorum. Abi bölüm burada bitirelim. Bana bu bölümlük bu aksiyon yeter abi. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz tabii ki de. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Çok şaşkınım şu anda. Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Nereden ne toplayacağım? Hiçbir şey yok. Karanlıkta değil. Sadece karanlıkta geliyor sanıyordum ama ışığımız falan varken de yine de geldi. Gördüğünüz gibi çenesi düşük. Lanet olası pislik şey. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok korktum. Lanet olsun ya. Ben bu oyunu oynamam lazım. Oha. Of, alışmam lazım bu korku oyunlarına. Gerçekten hiç oynamadıysanız korku oyunları. Hele ki bu korku dediğin, bu tam olarak korku da değil. Böyle sürekli seni tetikte tutuyor, tetikte tutuyor. Ve bir an geliyor çat diye o an patlatıyor yani. Bayağı bir zaten tavan olması lazım yukarısı. Alt kısım taban olması lazım. Evet, tavanda tutuyor hep senin korku şeyini. Atmosferini. Sonra da bir fırlatıyor abi, bir anda böyle uçuyorsun. Kalbin yerinin ağzından çıkacakmış gibi oluyor. Kesinlikle deneyin. Değişik bir ismiş. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zamanki gibi arkadaşlar beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve bir sonraki korku oyunlarında görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve benimle kalın.